Hanımlar, beyler, iyi bayramlar. Metin Akgülgel. İtiraf ediyorum sana. İtiraf. Çay olmayacağımızı düşünüyorum. Bir bayramın daha hep beraber sonuna geldik sevgili izleyenler. Şşt, rüzgar gibi geçti gerçekten. Şu aralar olabilecek en güzel şey bir takım şeylerin rüzgar gibi geçmesi zaten bildiğiniz gibi. Neyse ki zaman ışık hızında akıyor. Biz arpa boyunca yol alsak da o arpalar ucuca ekleniyor. Sadece sosyal değil asosyal olarak da bir mesafe kat ediyoruz. Bakın bayram da geçti. İçiniz pırpırdır diye zannediyoruz. Çünkü bizimki öyle. Acaba normale de dönebilecek miyiz gibi bir soru var. Yani iki bayram arası da olsa artık ufaktan açmasak mı? Ya söz çok sokulmayız. Vallahi maske takacağız. Eldiven zaten sevdiğimiz bir aksesuar. Tamam otobüste yanımız boş kalsın. Zaten neydi o öyle tıkış tıkış. Yeter ki ufaktan normale dönmeyelim mi? Ha? O ehişte hayatımızın. Yani hayatımızın. Vallahi ne olsun be hayatımızın. Her bir şeyini özledik. Özlem insana özlediği şeyle ilgili saçma sapan şeyleri hatırlatıyor. Ekibimizde pazartesi sendromu aşeren var. Açıldıkça kapanan lokmacılara bakıp bakıp almamayı özleyen var. Aşırı pahalı mısır yerken yağlanan elini sinema koltuğuna silmeyi özleyen vardı. Onun çıkışını artık verdik. O bize neler etmez. Bu daha fazla devam edemez diye de düşünmeye başlamadık desek yalan olur. Bu artık sanki bitmeli mi? Ha? Sevgili yöneticiler. Yani bitmesi gerektiği zaman bitsin tabii. Doğrusu ne zamansa o zaman. Ama bir salise bile geç değil. Biz böyle aşere aşere saçma sapan fetişler geliştiremeyiz ya. Benim canım köprü trafiği çekmemeli. Şöyle düşünsenize gün batımı. Güzel bir İstanbul gününde yere atılan gofret ambalajındaki yazıların rahat okunabileceği kadar sıkışık bir trafik. Düşünsenize böyle kontak kapatmalı ya el freni çekmeli. Ay açılır da kornaya basarlar derdi olmayacak kadar sıkışık bir trafik. Haritada siyah çalan bordo, rahat rahat manzaraya bak çay demle. İki kıta arasında akan iki deniz, sen çayını iç köprü seni hop hop hoplatsın. Sevgili izleyenler ben neler diyorum sorusu aklımda yaldır yaldır dönüyor. Yani bu virüs bize bundan sonra yakınmayalım diye gönderildiyse söz bundan sonra biz ekip olarak yakınmayacağız. Ne federasyondan ne hakemlerden ne verilmeyen penaltılardan bahsetmeyeceğiz. Neden bahsedelim? Zaten nereden başlayalım? Ama biz bir yerden başlıyoruz galiba sevgili izleyenler. Onun müjdesini hazır yeri gelmişken verelim. Bayram özel programlarımızın en sonuncusunda bunu açıklamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bir sonraki bölümü yuvamızda PSM Tuşe'de çekeceğiz. Yine siz seyircilerimizden mahrum. Biz kendi tedbirlerimizi de alarak sosyal mesafeli, el değmedenli ama ufaktan normale dönmenin ümidi ve müjdesiyle. Hanımlar, beyler evde yaptığımız son programımız başlıyor. Hoş geldiniz. Yemin et.
şimdi öp beni karanlığımdan. Menekşeler açsın koynumda. Tut getir beni dönüşü zor yollardan. Saçlarımı saçlarına tuttur kopmadan. Kilitlenmiş dudaklarım, yasaklı sözlerim. Sen dönersen erir mührü, çözülür dilim. Bir daha kapıyı çaldığında yemin et kalacağına. Bir daha kapıyı çaldığında yemin et kalacağına. Yemin et, yemin et, yemin et, yemin. Yemin et, yemin et, yemin et. Hanımlar, beyler, bu haftaki konuğumuz yine Tuşfet'in alkışlarıyla geliyor, Metin Akgülgel. Vallahi sevgili Metin, Allah sahibine bağışlasın demek istiyoruz ekip olarak. Böyle başlamayı uygun gördük. Çünkü yakışıklı, ekibin yakışıklı bulduğu bütün konuklarımıza artık iltifat ederek başlamaya başladık. Ne var ne yok, pandemi deneyimin nasıl geçiyor diye sormak zorundayız. Çünkü senin Instagram'ına baktık. Hiç ekmek ya da smoothie hazırlayıp mekik çeken paylaşımların olmamış. Sosyal öyle mesafeli birisin ya da biriydin ama bu durum pandemiyle ilgili mi, onu da şey yapamadık. Yani bir kendi hesabınla ilgili bir mesafen var ama yani yıllara da katılıyorsun bir şekilde, dahil oluyorsun. Biz seni anlamadık Metin, anlat ne yapayım. Ben de anlamadım beni, o yüzden ben de bir şu an bir yüzleşeyim. Yani şöyle gidiyor benim için bu süreç. İşte herhalde bir 50 gün falan oldu. 50 günü biraz geçmiştir. Evdeyim. Başta böyle bir korku vardı açıkçası. Yani bilinmezlikten ötürü hepimizde olan. Zaman içerisinde böyle daha kendimle kaldıkça bana biraz daha iyi gelmeye başladı. Yani bireysel olarak iyi gelmeye başladı. Yani toplumsal olarak çok garip sonuçları yaşanıyor şu an, yaşıyoruz bunu ama. Bilmiyorum, herkesin yaşadığı şeyleri yaşadım. İşte temizlikle, işte yemek yapmayla benzeri insani durumlarla aslında çok aciz olduğumuzu fark ettiğimiz birçok alanla ben de nasıl diyeyim tanıştım diyebilirim. Onun dışında ben üretim yapmaya başladım. Yani işte müzik işi var bir yandan. Sürekli onun için çalışıyoruz. Yani benim günde 5-6 saatim aslında bu tür şeylerle çalışarak geçiyor. İşte senaryo yazıyorum bir arkadaşımla. Böyle şey Skype'tan ya da işte Zoom'dan sürekli bir görüntülü konuşma halindeyim. İyiyim ama. Yani kendimi anlatacak olursam da mesafemle ilgili, sosyal medyayla, ya ben şu süreçte şunu fark ettim. Ben gerçekten çok işte canlı yayın ya da programlara çıkmak böyle çok korkarım, çekinirim. Biraz da böyle mesafeli dururdum gerçekten. Ama ne bileyim, bir şeyler değişti. Yani sadece bu süreçte değil, bunun öncesinde de böyle bir ufak bir kendimle yüzleştim. Dedim yani ne ki? Yani ne yapıyorsun yani? Merhaba demek istedim o yüzden ben de. Çok uzun bir süredir milyonlarca insanın tanıdığı bir insan olmana rağmen bir şekilde deşifre olmamayı başardın Metin. Bunun için özel bir çaban, yani benim bildiğim kadarıyla yok. Sen zaten böyle birisin benim için. Ya ben o kadar kendimi de öyle görmüyorum açıkçası. Çok tanınan biri değilim. Yani insanlar benim ismimi genelde bir çıkartamaz gördüklerinde. Bir cismen bilir. Bu şeyden, bu işte şuradan falan derler. Onun dışında çok böyle ismim genel olarak kolay da bir ismim yok. Metin Akdülger bana çok zamanında
çeşitli sınavlarda zorluk çıkartmış bir isim. İşte kahve dükkanlarına gidersin, asla doğru yazılamaz. Ama yani bunun için özel bir çabam olmadı tabii. Şöyle bir, şuna dikkat ettim ama ben işte mesleğim hasebiyle biraz daha gizemli olmanın benim işime geldiğini düşünenlerdenim. Yani içinde olduğum projelerde insanlar benim hakkımda ne kadar az bilgisi varsa o kadar iyi diye düşünürdüm her zaman. Ama birçok şey değiştiği gibi oyunculukta da, hatta yani genel olarak medyada da bu düstur değişmeye başladı. Ben de bunu adapte olmaya çalışıyorum aslında. Ben biraz eski kafalıyım o konuda. Hiç estetik dolgu, botoks yaptırdın mı? Yaptırmadım. Yok, gerçekten yaptırmadım. Bir kere şöyle bir durum oldu. Bir dişle ilgili, böyle geceleri dişlerimi sıktığım için ve buralara botoks yapıyorlarmış onun için. Onu yaptırmadım ama yani az daha yaptıracaktım, bilmiyordum. Bu suratın şeklini falan, birçok işte bence oyunculuk için biraz riskli olan bir şey şuralar. Onlar için yani öyle bir durum oldu. Onun dışında bir estetiğim yok. Estetiği olmasına insanların nasıl bakıyorsun? Yok, bence bir şey değil yani. Nasıl diyeyim? İstiyorsa yaptırabilir, yaptırmayabilir. Çok kişisel bir şey bu. Bizim karışmamız bence abes değişti galiba. Gözlerimin içine tutturabilirsen bak ve boşluğu tutur Metin'cim. Bugüne kadar en severek oynadığım rol... İlk oynadığım, tiyatroda oynadığım rol Vince. Kaset oyunundan, Stephen Melbourne'ın kaset oyunundan Vince. Nerede oynamıştın be kaseti? Craft'ta. Craft'ın ilk oyunlarından biriydi o. Evet, kasette. Başka kim vardı kasette? İbrahim Aslan vardı. Begüm vardı. Ama yani bizim öğrenci oyunumuz gibi bir şeydi o yani. Craft'ın ilk senesinde böyle yarı profesyonel arası bir oyundu. O sırada Uğur Akyeri çıkıyordu orada. İpek Bilgin'le Barış Gönen oynuyordu. Yani onlar bizim oyunumuzdu. Yani onların oyunu daha profesyonel. Bizimki hani böyle yanında şantiyon gibiydi. Biz de öğreniyoruz çocuklar. Madem o kadar niye sonradan profesyonel biçimde niye tekrar oynamadınız? Bilmem. Yani ben Craft'la bir süre sonra bir görüş ayrılıklarından dolayı oradan ayrıldım. Aha. Hala görüşüyorum. Değil hani aramızda böyle bir sıkıntı yok. Ama bir daha da oyunu yapmadık. Peki gizli bir zevk alarak magazin takip ediyor musun? Yoksa hiç işim olmaz mı diyorsun? Bazen ediyorum. Yani gibi işte bir yere gidersin, gazeteyi bulursun. O gazetede magazin ekine bakarsın gerçekten. Öyle baktığım olmuştur. Ya da girdiğim internet sitelerinde bazen gözüme çarpar falan. Zaten çarpsın diye yapılan haberler onlar. Bakarım arada. Medcezir Atiye ve birkaç başka işte daha hafif götü kalkık zengin bir piçi oynadığını düşünürsek. Roller üzerine yapıştı mı hiç sence? Biraz evet. Biraz yapıştı, doğru. Yani şöyle bir durum oldu. Buna dikkat ettim bir sürede. Sonra mesela Atiye'de bir şeyi düşünmüştüm. Yani yine böyle bir şey yapacağım ve bu ne kadar doğru falan deyip, ama çok zaman geçmişti aslında ilk öyle yani Medcezir'in üzerinden. Dedim bu kadar zaman geçtikten sonra ve çok da benzemiyorlar aslında yani. Sadece sosyal sınıf olarak yani seyirci gözünden ilk iki bölümde yine böyle bir şey oynuyor denebilecek bir risk vardı. Ben bu riski buldum yani. Çekici buldum aslında. Bugüne dair yaptığına pişman olduğun en büyük hatam dediğin bir şey var mı? Var. Çok sevdiğim bir insanı böyle kafasızlığım yüzünden kaybetmiştim. Gerçekten. Evet. Tanımıyorum. Hala kayıp mı? Kayıp. Ya. Ama değil yani buna üzülmüyorum artık. Sadece o zaman hani hayatta her şey bir sebep için oluyor. Her şeyin bir sebebi var ve yani pişmanlık mı? Evet, pişmanlık öyle bir şeyse pişmanlık. Peki Metin'cim, ergenliğinden bugüne hiç merak edip üye olduğun bir arkadaşlık sitesi ya da telefonuna indirdiğin bir app oldu mu? Telefonuma indirdiğim bir app olmadı. O zamanlar yani ben lisedeyken Nexopia diye bir site vardı.
Bu böyle Kanada menşeili, daha çok işte Kanadalıların olduğu bir böyle Facebook'tan önceki zamanlar, Facebook'un yeni çıktığı zamanlar falan. Bizim okulda kim bunu şey yaptıysa, hani bize bulaştırdıysa, Nexopia'ya girmişliğim vardı. Yani Facebook öncesi böyle oradan, hani arkadaşlık sitesi de denemez. Yani Facebook'un bir versiyonu ama amacımız orada daha libidal bir şeydi yani. Ergenliğin de getirdiği. Öyle bir şeyim var. Bugüne dek hiç sosyal medya linci yedin mi? Yani yemedim. Yani şöyle diyeyim. İlk oynadığım şeyde alışık da değildim Cezir'de. Böyle çok Facebook o zaman kullanıyordum. Kapattım ben sonra Facebook'u. Böyle birçok sebepten dolayı. Çok hoşuma gitmedi sonra orada dönüşülen, yani bilmiyorum, o geçişi düzgün yapamadım yani. Dedim kapatayım ben Facebook'u, böyle olmayacak. O süreçte şey mesajları gelmişti çok. İlk bölümlerden sonra böyle inanılmaz garip küfürler ve şeyler. Çok böyle kan donduran tehditler. Ama büyük ihtimalle böyle ne bileyim coğrafya dersinden sıkılan bir 12 yaşında 13 yaşında bir arkadaşımız acısını benden çıkartıyordu ya. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın falan diyeyim. Sokağa çıkıp protesto edebileceğin ilk 3 şey nedir? Trafik terörü, ifade özgürlüğü, zorbalık. Bugüne dek içinde bulunduğum bir dizinin yeni bölüm senaryosunu okuyup sizin yazacağınız işin içine tüküreyim dediğin oldu mu? Oldu. Çok oldu. Peki evde kalma süreci başladığından bu yana toplamda kaç kilo almışsındır diye saçma sapan sana hiç sorulmayacak bir soru soruyorum. Ben kilo almadım, verdim. Hatta böyle 4-5 kilo falan verdim. 4-5 kilo mu verdin? Evet. Bu süreçte. O da sağlıklı değil yani. Başta evet. Verdim hızlı bir şekilde. Sonra toparladım. Ya yani beslenmemi ayarlayamadım işte o ilk adaptasyon sürecinde. Yemek yani yapıyorum ama beğenmiyorum. İşte iştahım kesildi. Korkuyorum, böyle paranoyak bir durum. Acaba falan şöyle mi oldu falan. Şeye dokundum ben dışarıdayken. Acaba oradan gelmiş midir? O sıralarda bir 4-5 kilo gitti. Sonra daha aklı selim bir hale gelince tamam dedim yani. Alabilirim. Bugüne kadar içinde yer aldığın ama izledikten sonra Allah'ım berbat bir şey olmuş bu dediğin bir işin oldu mu? Yok ya. Öyle çok berbat, Allah'ım bu ne falan dediğim bir şey olmadı. Hani böyle çok beğenmediğim şeyler oldu ama fecaat bir şey olmadı bence. Ben ama zaten öyle denilebilecek bir işte de yer almadım galiba ya. Yani almadım diye düşünüyorum. Yani seçimlerin gayet iyi görünüyor. Yani. Teşekkür ederim. Fake hesabını ve gizli gizli takip ettiğin insanlar var mı Metin? Fake hesabım yok ama yani gizli takip etmiyorum da Instagram'da bazen işte o şey büyüteçin olduğu search kısmı keşfet. Orada bazen böyle işte dolaşırken insanlara bakıyorum. Bence zaten o yüzden yapılan bir şey olduğu için şey bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Peki kameraya bakıp edebi bir metin okuma işinin yüzde kaç arkasındasın Metin? Ya bu benim bunu yapmışlığım var ve çok da mutlu değilim. %2 arkasındayım. İnternet üzerinden aldığın en saçma yorum neydi? Yani şeyle ilgili. Söyleyebilir miyim bunu bilmiyorum. Metin beni boğ, bilmem ne yap falan gibi böyle pis bir... Ulan dedim bu neymiş ya? O saçmaydı baya. Böyle şeyler demeyin bence. Saçma, çok saçma. Şimdi gözlerimin içine bak ve Serdar Ortaç'ın Dansöz şarkısının nakaratını söyle. Bak bu benim şey, benim burada bir Serdar Ortaçgil gibi yapayım mı? İtiraf ediyorum sana, itiraf. Başladı yaralı aşklara tadilat. Masumum dışarıdan daha masumum. Maalesef bunun için sana mecburum. Yüksek uçan kuşun, yüreği sarhoşun. Acı çeker gibi kölesi olmuşum. Kavga edenlere, bana küsenlere
Yüreği çağır gidip geri dönen. Allah'ım ya, dünyanın ne saçma şeyini yaptım ama iyi ki yaptım. Peki hiç reddettiğin ama sonrasında yer gök yıkan işin oldu mu? Oldu. Hangisi? Ama, No 309. No 309 neydi ya? Demet Özdemir'in bir dizisi vardı. Bayağı da bir tuttu böyle. Fanları evet. Bayağı bir yani bir haberi çıkmıştı onunla ilgili galiba da bayağı bir şey yapmışlardı bana. Anladım. Anladım hangisi olduğunu. Ya şey aile mahalle hikayesi falan gibi bir şey. Gibi bir şey. Böyle Sumru Yavrucuk falan oynuyordu. Eyvallah. Tamam. Yani yer gök yıktı ama hani ben de çok üzülmedim yapmadığım için. Yani benlik bir işte olmadığı için. Bugüne kadar birinin seni tanıyıp abi sen şey değil misin dediği en çok. Tuhaf tam neresi? Cenaze. Nasıl yani? Vallahi. Arkadaşımın babasının cenazesine gittim ve orada böyle imam gelip biz seni çok işte falan gibi bir şey söyledi. Adımı da bilmiyor falan. Hayatımda yaşadığım en garip ve en saçma şeydi yani böyle. O kadar üzülmüştüm ki. Lan demiştim yani. Sarhoşken attığın uyanınca kafama sıçayım dediğin bir mesajın oldu mu hiç sevgili Metin? Oldu tabii. Ya sarhoş çok böyle çılgın sarhoşken attığım bir mesaj değil ama bir kere bir yönetmen bir arkadaşıma böyle Beşiktaş'ta 2-3 tane bira içtik. Ben de biraz daha gevşedim sadece. O sırada böyle sokakta bir şey gördüm. Böyle onun fotoğrafını çektim. Onun hep çalıştığı bir senarist ve böyle Onur Ünlü o senariste çalışıyor olsaydı aynı böyle bir film çekerdi diye. Bir şey böyle eczanenin önünde Beşiktaş'ta bir şeye böyle mankene böyle boyunluk giydirmişler. Bir şey giydirmişler bir de böyle şeyle bağlamışlar. İşte evet. Zincirle bağlamış da gerçekten böyle Onur Ünlü'nün bir filminde kullanabileceği bir kare gibi yani. Dedim bak dedim senin senarist şeyle Onur Ünlü'yle bak çalışmış burada şey oyuncuyu bırakmışlar burada. Böyle hiçbir tepki vermedi böyle. Böyle çakasına gülünmeyen adam gibi oldum dedim. Allah kahretmesin ben fazla rahatladım galiba çok özür dilerim falan dedim sonra. Daha da kötü bir yere gitti mevzu falan. Ay utandım yine utandım iğrenç. Salgın süresince yaptığım en dikkatsizce şey neydi? Çok dikkatsizce bir şey yapmadım ya ben salgın süresince gerçekten. Ha şöyle bir şey yaptım. Pandeminin ilk günleri ilk bir hafta maske takılıyor mu takılmıyor mu bu doğru mu yanlış mı işte takmak aslında daha saçma işte orada birikiyor ve mikroplar sizi daha kötü yapar falan gibi o şey bana mantıklı gelmişti. Bir de ulan maskeyi satan adamlar kar etmek için bence bunu çıkartıyorlar falan gibi bir işte o ilk paranoyalar bunları düşünüyorum. Arabayı park ettim. İlk markete gideceğim. Orada İspakçı çocuk geldi böyle maskeyle. Ya kardeş dedim bak dedim böyle diyorlar. Bence takma ya falan dedim. Takmadı herif çıkarttı. Çok düşüncesizce bir şey yapmışım mesela. Sana ne be? Evet abi ben niye dedim böyle bir şey yani ama şey gerçekten adama iyilik olsun diye söyledim. Dangalaklık işte ne karışıyorsun adama. Peki hiç Instagram'da stalk yaparken yanlışlıkla like'ladığın birileri oldu mu? Oldu. Başına sonra hemen geri aldım. Ya ben onun nasıl işlediğini bilmiyorum. Görüyor mu ben mesela? Ya tıkladım onu... geri ya. Aldım seni like'ladı geri aldım diye bana öyle bir bildirim gelmiyor mesela hiç kimseden. Ya sen ona haber veriyor musun ben? Peki like'ladığını söylüyor mu o çıt diye alınca? Ama ekranına çıkıyorsa hemen o bildirim gidiyor oradan almışsın. Ha, o bildirimi de geri alıyormuş aslında. Yani görmedi görmedi. Yani görmemiştir o zaman. Çünkü şey yani böyle geçerken tık etmek gibi yani. Ya lan falan demiştim. Peki hiç yıllarca gözünde büyüttüğün ama tanışınca fıs çıkan bir ünlü oldu mu? Oldu. Kim? Çıkacak. Söylemeyeceğim. Ama oldu yani. Kim olduğun en havalı arkadaş kim? Burak Yeşildurak. Benim gruptaki yani bizim Journers'taki Journers'ın kalbi dediğimiz arkadaşımız. Asıl müzisyenimiz. O böyle benim sahip olduğum en havalı arkadaş olabilir. Hanımlar beyler gözlerimin içine bakın sonuna geldik. Sizce Metin Bey yeterince dürüst mü diye soracağım. Ama Umay ve Tuşfed var. Umay. Sevgili Metin daha lisedeyken kısa film çekmişsin sen arkadaşlarınla ve o dönem oyunculuğa ilgin olduğunu fark etmişsin gibi bilgiler var. Hı-hı. Belli ki ben oyuncu olacağım ama önce dünyada neler olup bittiğini anlamam lazım da deyip
Önce uluslararası ilişkiler ve siyaset bilim okumaya karar vermişsin. Zıkkımın dili Metin'cim, insanın 17-18 yaşında bunları düşünüp ilerlemesi biraz yani ne bileyim takdir edelim tabii de hani biraz da tuhaf. Şu an olduğun gibi o yaşlarda da böyle çok olgun bir genç miydin sen? Tam olarak öyle değil aslında yani. Ben baştan oyunculuğa karar vermiş değildim. Evet içten bunu istiyordum. Hani şeyde lisedeyken işte şey öğrencilerden biriydim ben de işte falan yapılıyor. İşte şunun işte Çanakkale anması var. İşte 19 Mayıs, 23 Nisan bunlar için bir şey tertip edecek. Hadi çıkın siz bir şiir okuyun. İşte iki bir temsil yapın falan. Ben o adamlardan biriydim. Ama şey değildi yani hiçbir zaman amacım. Ben oyuncu olacağım diye kendime bunu itiraf etmemiştim. O zaman ben ailemde de çok siyaset konuşulurdu. Ve belki aileme kendimi kabul ettirmek için ilk etapta yani siyaset okumanın hem ilgimi de çekiyordu. Hakikaten ilgimi çekiyordu yani. Çok ilgileniyordum ve çok şey okuyordum siyasetle ilgili. O yüzden siyaset bilimleri ve uluslararası ilişkileri tercih ettim açıkçası. Ve çok parlak bir öğrenci değildim ben. Ben şaşırmıştım. Koç Üniversitesi'nde ilk tercihime girmiştim. Çok şaşırmıştım. Evet, nasıl oldu bu falan demiştim. Peki sonrasında da New York'a gitmişsin sen oyunculuk eğitimi için ve orada da ya burada öğrettikleri şeyler bizim topraklarda çalışmaz deyip döndüğün söyleniyor. Seni böyle düşünmeye iten şey neydi? Bir de sence bizim topraklardaki oyunculukla oradaki arasındaki fark ne? Ya şeyi fark etmiştim. O dönem eğitimler hep böyle yani burada da öyle bir eğitim görmüştüm. İşte Eric Morris burada garip bir şekilde çok meşhurdur ya. Özellikle 6-7 yıl önce herkes bununla ilgili çalışıyordu. Ben biraz hani burada birilerinden derslerini alıyoruz. İşte Meisner ve Eric Morris üzerine ben daha çok bir şeyden geçmiştim. Bir Suntur'dan geçmiştim. Hem onunla ilgili daha çok o okulları göreyim diye. Hem de diğerlerini araştırayım diye gittim Amerika'ya. Yani New York'ta işte bir 20-25 gün kadar falan kaldım. Bunu araştırmaya gittiğimde ve şeyi fark etmiştim. Yani bizdeki sistemin nasıl diyeyim üretim şekli, tiyatro için konuşmuyorum ama dizi için çok daha farklı. O sonuçta sonuçta bu bir iş bir yandan baktığınızda ve o işte işinize yarayacak enstrümanları size vermek üstüne metodlar bunlar. Yani direkt orada bir eğitim alıp buraya geldiğin zaman dayak yeme olasılığım yüksek gibi hissettim. Yani, çünkü birkaç konuştuğum insan da oldu. Gitmiş ve mesela bir arkadaşım gitti orada işte American Academy of Dramatic Arts'ta okudu geldi. Ve burada asla adapte olamadı buraya. Ve bu da böyle örnekler de gördükten sonra kendimi de tanıdığım için ben çok eğitilmez bir insanım aslında böyle eğitim, örgün eğitimde falan çok da bayılmam böyle şeylere özellikle sanat eğitiminde. Yani bir ifadeyle ilgili eğitimlerde. Ya ben öyle bir eğitim almayayım, daha iş üzerinde öğreneyim. Sonra belki hani ihtiyacım olursa tekrar bunu bir denerim dedim. Bir daha denemedim. Peki 2014 yılında ilk filmin Bensiz için yanlış bilmiyorsak amatör ligde oynarken felçli kalan birini canlandırmak üzere 15 kilo verip aylarca amatörlerle futbol oynamışsın. Hı hı. Tam olarak nasıl tanımlıyorsun oyunculuğun hayatındaki yerini? Hala ders alıyor musun mesela? Alıyorum. Yani projeler üzerinden alıyorum. İşte yani ihtiyacım olduğu ölçüde sadece şey değil yani oyunculukla ilgili değil işte birçok alanda. Yani mesela eskrim dersi almayı düşünüyordum şu şeyin öncesinde, pandeminin öncesinde. Aksiyon reaksiyon üzerinde teknik bir eksiğim olduğunu düşünüyordum ve eskrimin faydası olacağını düşünüyordum mesela. Yani bu tür böyle ya da aksan dersi alıyordum mesela bir proje için. Hatta İlker Kaleli bana İngiliz aksanı çalıştırmıştı bir süreç. Ve çok çok ilginç bir şey olduğunu fark etmiştim mesela aksan çalışmanın. Böyle eğitimler alıyorum ama ben kendi konservatif eğitimi kendime verme taraftarıyım biraz daha. Onu hayata yaymaya çalışıyorum yani. Ben sizde de şey böyle bir 4-5 aylık bir süreçti o. Ben hiç futbol bilmiyorum. Ben Amerikan futbolu oynadım Koç Üniversitesi'nde. Ama normal düz hani insanların oynadığı hani normal futbolu gerçekten sevmezdim ve bilmezdim. Öyle bir şey, öyle bir rol gelince de oynamam gerekiyor da. Bir 3 ay antrenmanlara gitmiştim. Maltepe'de başı büyük sporda.
Şöyle bir ismi vardı. Ama sağ olsunlar. Sonra da Alemdağ Spor Kulübü'nde onların antrenmanlarına çıkmıştım. Ondan sonra da filmde işte futbol sahneleri bittikten sonra işte asıl filmin çocuğun felç geçirdikten sonraki sahneleri zamanı gelmişti. Onun için ayrı bir çalışma oldu işte. Bir 40-45 günde ya şöyle diyeyim 15 kilodan biraz fazla verdim aslında. Yani ben projeye başladığımda 86 kiloydum. Proje bittiğinde sette de biraz daha kaybım oldu. 67-68 kiloya inmiştim. Yani doktor kontrolünde vermiştim ama yine de o doktorlar çok yeterli değildi galiba. Az önce sen de söyledin. Journey's macerası var. Geçtiğimiz haftalarda hem video hem yeni şarkılar falan yayınlandı. Neler oluyor? Evet. Kimlerden oluşuyor Burak Bey dışında? Ne zaman kurdunuz? Nasıl ilerledi? Anlatmanı bekliyoruz artık biraz bu haftada. Hatta şöyle, biz şahsiyette beraber çalışırken, şahsiyet bittiği zamanlar, o sıralar ben Bursa'ya çok sık gidip geliyordum. Evet, ve şey, Burak yani yeşil diyoruz biz. Burak, yeşil durak. O yüzden aradaki yeşili aldık yani öyle düşünün. yeşile gidiyordum ve sürekli biz yani liseden beri beraber müzik yapıyorduk. Ama çok amatör bir şekilde yapıyorduk. O süreçte ikimiz de zor zamanlardan geçiyorduk. Birbirimize destek olmak için müzik kullandık aslında. Ve sonra müzik bizi bir araya getirdiği için de onun üzerine üretimler yapmaya daha ağırlık verdik. O süreçte Döngüm şarkısı çıktı işte. Bizim ilk şarkımız o. Journers'ı da o yarattı aslında. Döngüm şarkısı yarattı. Yani Yeşil'in aklında Journers diye bir grup kurmak vardı ama içinde kim olacağına dair bir fikrimiz yoktu. Ben bile farkında yani emin değildim öyle bir şeyden. Sonra ya abi beraber yürüyelim ne güzel oldu bu şarkı falan deyip kendi doğalında oldu aslında. İki kişi başladık. Sonra canlı yani şarkıları biz yaptıkça canlı performanslarda başka müzisyenlere ihtiyacımız olduğu kafamıza dank etti. Ve yeni müzisyenler aramaya başladık. O sırada liseden bir arkadaşımız daha Mehmetcan diye bir arkadaşımız. Mehmetcan Erdek. O zamanında böyle iyi mesela Şebnem Ferah'ın işte sahnesinde gitar falan çalmış bir arkadaş. Tecrübesi var. Bize tecrübenle yardımcı olur musun dedik. Yani gel beraber biz başlayalım provalar yapmaya. Vallahi şu pandemi öncesine kadar ben haftanın bir günü iki günü Bursa'ya gidip sürekli prova yapıyorduk biz. Yani o süreçte de hazırladığımız şarkılar vardı. Döngümden sonra çıkartmak üzere. İşte Aşk Canavarı ve İstiyorum Elbet isimli iki tane parça. Onları yarım yamalak bırakmıştık. Pandemide çevrim içi bilgisayardan konuşa konuşa tamamladık. Şimdi yeni bir şarkı yapıyoruz mesela. Bu tamamen çevrim içi yapıyoruz ve çok memnunum ben bundan. Peki yani anladığım pandemi ardından siz bayağı şey yapacaksınız. Canlı performansları falan. İnşallah ne güzel olur. Kariyerinin hangi noktasında hissediyorsun sen kendini? Kafanda belirlediğin bir kariyer planı var mıydı eskiden mesela? Yoktu ya. Ben biraz daha böyle akış içerisinde hareket etmeyi seven biriyim. Ben çok planladığım zaman planlarım genelde tutmuyor. O yüzden plan yapmayı çok sevmiyorum. Mutsuz oluyorum plan yaptığım zaman. Bu süreçte aslında biraz daha onu daha da fark ettim. Yani ben hep böyle performans odaklı bir oyunculuk kariyeri düşünmüştüm başlarda. Sonra bunun da beni mutlu etmediğini fark ettim. Çünkü çok nasıl diyeyim gittiğim yere odaklanıyordum yola değil. Öyle olduğu zaman da gittiğin yer bir dakika iki dakika sürüyordu ki mutluluk. Ama yolu kaybetmiş oluyorsun öyle olunca. Gerçekten ben sette zevk almadığım zaman bir kıymeti yok o işin. O yüzden biraz daha böyle bakmaya başladım. Şey değil yani şu an kariyerimde daha özgürleştiğim bir yerde diyebilirim sana. Her zaman olduğu gibi Metin Akdülger'e karantinada kimle kalmak isterdin diye soracağız. Sevgili Metin, ilk seçeneklerin şunlar. Emma Stone'la mı evde kalmak isterdin? Karantinada Emma Watson'la mı? Wow. Emma Stone. Tabii ki Emma Stone diye düşünmüştüm ben Emma de. Emma Watson bana çok steril geliyor artık. Yani böyle 10 yıl önce sorsaydım bunu Emma Watson derdim herhalde. Hermione zamanında. Hermione. Niye sorsaydın böyle bir şey? 10 yıl önce sormadım zaten. Peki. Emma Stone mu, Kristen Stewart mı?
Emma Stone. Emma Stone. Neden? Ben çok ilginç buluyorum ve çok komik biri gibi gözüküyor. Böyle şey, ilginç biri olduğu için. Evet. Çok güzel muhabbet ederdik. Kristen Stewart böyle, o da çok havalı bir hanımefendi. Ama ne bileyim, böyle bir daha kendini kapatır, drama queen bir hale girebilir falan gibi hissediyorum. Peki Emma Stone mu, Eva Green mi? Oo, Eva Green ya. Eva Green, Emma Stone bizde kaldı sevgili izleyenler. Eva Green ama belli bir jenerasyonun zaten efendim. Ya konu. Eva Green sadece şey, hani böyle işte çok güzel bir hanımefendi ve çok iyi bir oyuncu diye değil. Bağımsız sinemacıları çılgıncasına destekleyen bir hanımefendi kendisi aynı zamanda. O yüzden kendisinin çok inanılmaz bir sinema dağarcığı olduğunu düşünüyorum. Ondan çok şey öğrenirdim. Eva Green mi, Phoebe Waller-Bridge mi? Phoebe Waller-Bridge'i ben tanımıyorum ya. İsmini bilmiyorum en azından. Fleabag'i seyrettin mi? Ha tamam. Seyretmedim ben Fleabag'i. Kadını biliyorum ama. Kadını bildi. Seyretmediğin için zaten... Seyretmediğim için. Devam edeceğine eminim. Seyretseydin vereceğin cevabı çok merak ediyordum ama. Tamam, seyredeceğim ama. O benim köşeye ayırdığım işte şeylerden, dizilerden biri. Eva Green mi, Binnur Kaya mı? Binnur Kaya. Tabii ki Binnur Kaya. İsmimiz Binnur Kaya oldu. Binnur'ayım. Binnur Kaya mı, Tim Seyfi mi? Binnur Kaya. Binnur Kaya mı, Mehmet Günsür mü? Mehmet Günsür. Mehmet Günsür mü, Fırat Altunmeşe mi? Fırat. Aa, tutarlılık bak. Yine tutarlılıkta bayrak tutanlar. Ama Fırat benim yakın arkadaşım. Aa, tamam. Özledim Fırat'ı. Fırat Altunmeşe mi, Okan Yalabık mı? Fırat. Fırat neden yakın arkadaşım? Evet. Fırat mı, Şebnem Bozoklu mu? Fırat. Fırat mı, Beren Saat mi? Fırat. Beren de hayatından memnundur diye tahmin ediyorum. Fırat hayatından memnun değil ve... Fırat benim yanımda memnun olmayabilir şu an. Bu cevaplarımı gördükten sonra. O büyük ihtimalle 50 kere gitmişti yani. Fırat mı, Haluk Bilginer mi? Haluk Bilginer. Haluk Bilginer ne oldu? O hayatından memnun değil midir Mersin? Yani memnundur tabii ki ama. Evet, öyle bir saçmalık. Evet, ben saçma bir argümanla gittim orada. Farkındayım. Haluk ama Haluk Bilginer başka bir şey tabii ki. Tabii canım, deli misin? Haluk Bilginer mi, Türkan Şoray? Haluk Bilginer. Haluk Bilginer mi, Şener Şen mi? Haluk Bilginer. Haluk Bilginer, hanımlar beyler, Haluk Bilginer'le karanlık... Biz de o kadar ikna edeceğiz ki bu konuda sanki Haluk Bilginer'i alacağız, Metin'in evine koyacağız. Bizim de havamız kime sevgili izleyenler? Atiye nasıl bir olaydı abi diye sormak istiyor ve biraz da ondan bahsetmek istiyoruz. Gerçekten çok ilginç bulduğumuz bir diziydi. Üçüncü ve son sezon galiba, ne zaman son mu onu da bilmiyorum da ne zaman? Yani üçüncü sezon işte, yani biz 2'yi çektik, yani 1-2 hazır, 3'ü çekeceğiz. Evet. Ama işte pandemiye, işte bu Haziran sonu başlamayı düşünüyoruz gibi şeyler söyleniyor ama nasıl olacak ben de bilmiyorum. İkinci sezona dair verebileceğin ipucu var mı deyip senin başını belaya sokmayı çok arzu ederdim ama gerek bile yok. İşte bir film de var. O da Netflix'in ilk yerli filmi olarak 12 Haziran'da geliyormuş Metin. Evet, öyle bir şey oldu. 12 Haziran dedim de 19 Haziran bildiğim kadarıyla. 19 Haziran. Heyecanlıyım gerçekten. Çünkü şey gibi de oldu biz. Yani aslında PTT filmin kendi şeyleriyle, imkanlarıyla, ozanların hani çok böyle yürekleriyle girdikleri bir işti bu. Böyle biraz daha kendi aramızda yaptığımız bir filmdi. Sonra Netflix Originals olduğu anlaşıldı biraz. O yüzden hem ben bir şaşırdım önce. Bu beni bir heyecanlandırdı çünkü enteresan bir film olduğunu düşünüyorum. Böyle arada bir film olduğunu düşünüyorum. Böyle Ozan'ın silsilenin yanına böyle rafında koymayı düşünebileceği bir film olduğunu düşünüyorum.
yani çok bir şey söylemek istemiyorum tabii ki. Ama yani şunu söyleyebilirim mesela. Dylan'ın performansına çok çok şaşıracaksınız. Ben çok çok iyi oynadığını düşünüyorum. Kamelya gibi anlıyorum ben ama asla bilmiyorum. Boşver. Aç aç. Metin Akbülger'in patladığı bir an pek şahit olmayacağımızı düşündüğümüz bir şey. Ya dedim efendim. Yine anlamadım. Ama senin bu o zaman bir şey var. Tabela. 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 Elendiğim sen. Elektro trans. Elektro dans. Elektro çok beyaz dişler. Elektro elektro gitar. Elektro gitar doğru cevabını ben verdim. O anlattı. Kim? Açıkçası bu yarışmada nasıl kazanılıyor hiç bilmiyorum ama... Bugün kazanmak değil, eğlenmek. Kazanlar, eğlen. Ekşi Sözlük'te tuhaf bir entry var. Koç Üniversitesi E204 numaralı yurt odasının duvarında yazan bir cümleyle ilgili. Evet. Abdülger's tears can cure cancer but... Bu gerçek. E204 benim eski yurdum. Evet, bunu biliyoruz ya da tahmin ediyoruz. Ama sana şunu sormak isteriz. What the fuck? Bu aslında Chuck Norris Facts diye bir şey var. Böyle işte dalgasına şey yapıyorduk. İşte isimlerimizi Chuck Norris Fact'lerle böyle duvara işte arkadaşlarım yazıyordu, ben yazıyordum falan. İşte mesela Chuck Norris'in şöyle bir fact'i var. İşte Chuck Norris doesn't do push-ups, he pushes down the world falan işte. Dünyayı yere iter aslında falan diye. Chuck Norris fact yani. Bu da onun şaklısı da bu. Böyle bir yazı var ve bu ekstra sözlüğe girmiş. Aynen, büyük ihtimalle. Çünkü şey, markerla yazmıştım duvara. Yani birçok insanın şeyi vardı orada yani. Bir sürü insan bir şeyler yazıyordu oraya. Sonra oranın üstünü boyadılar. Ben bir kere daha kaldım aynı odada çünkü. Boyadıkları zaman da o boyayı böyle ince atıyorlardı. Yine gözüküyordu alttan. Büyük ihtimalle onlar kazımıştır onu. Pandemi öncesi hayattan en çok neyi özledin? Mesela biter bitmez yapacağım şey şu dediğin bir şey var mı? Ya ben sarılmayı seviyorum mesela insanlara. Sarılabilmeyi çok istiyorum. Vallahi bu. Ben anneme sarılmayı özledim. Gerçekten. En temizi. Yani çok özledim yani. Annemin kokusunu böyle sarılıp içime çekmeyi özledim. Mehmet Yavuz isimli stajyerimizden geliyor. Ee,
Yalnız şunu söyleyeyim, stajyerler tabii ki benim iyiliğimi düşündükleri için kötü hımlıyorlar. Gibi bir şey duydum ben. Yok, ben içeyim bir tanesini. Söyle hangisini içeyim. Bal şeker olsun. Şu an eline en yakın olan hangisi? Sirke. Afiyet olsun. Ay. Of, en korktuğum bu. Koklama, önce koklama abi, koklama. Hoppa! Ve Metin al, kusarak ekrana girdi sevgili izleyenler. Vallahi asla bilmiyorum ya. Bir kere daha dinletir misin? Tabii dinletiyorum. Vallahi bilmiyorum. Söylesene ne? İçeceğim bir tanesini daha. Kadın Çizeceksin isimli manga. Aa, manga şarkısı. Evet. Artık. Neresi peki? Kadın Çizeceksin mi o yani? Hangisini içeyim? Limon suyu varsa limon suyu. Tamam. Bari bir midem yandı biliyor musun? Yanlar. Midem yanıyor şu an. Hatta böyle daha bir şey olmadı. Bak böyle o sirkenin gezdiğini hissedeceksin böyle bütün sindirimiz. Benim ağzım ekşidi. Neden? Bu Çeliker var. Deniz üstü köpürür Cem Karaca. Vallahi bildirdik. Sonunda bir tane bildirdik. Balzemi'yi senin yerine ben gömüyorum o yüzden. Cansın. Oh. Ay. Oh. Ay çok kötü ya. Ben kötü oldum gerçekten. Berbat yarıştın ama sonuçta ödül zaten bir tane balzemi kalmış. O da ben içtim düşünürüm. Hanımlar, beyler, inanır mısınız programın sonuna geldik. Olacak iş değil. Metin çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ya. Çok tatlısın. Vallahi o gerçekten tatlılık konusunda beni donunuzda sallarsınız diye düşünüyorum Metin Bey. Vallahi çok sağ ol. Bunu sahnede olanını da en kısa zamanda tekrarlarız diye umuyorum. Metin. Aynen ben de. Hanımlar, beyler, bu hafta konuğumuz Metin Akdülger'di. Haftaya bir süre daha evde mi olacağız, ne olacak hiç bilmiyoruz ama hafta içi mutlaka FSM YouTube kanalında olacağız. Hadi görüşürüz.